İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bahiş-Bitlis'teki doğal kaplıcalara kışında ziyaretçilerini kabul ediyor. Türk milliyetçi avukatlardan Ermenilere tehdit. Avrupa Birliği Türkiye'yi bölgesel istikrara zarar vermemeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İsrail ordusunu işgal ettiği Golan Tepelerinden çekilmesi çağrısında bulundu. Suriye Ermeni toplumu için toplanan insani yardım Halep'e ulaştı. Pentagon Başkanı açıkladı. ABD, Kuzey Suriye'den birliklerini geri çekmeyi tamamladı. Dikran Agir, Diyarbakır Avukatlar Odası'na karşı soykırım ilanına ilişkin soruşturma başlatıldı. Batı Ermenistan'ın Bahiş-Bitlis'te bulunan kaplıcalar, yaz-kış şifa arayan ziyaretçilerini ağırlıyor. Batı Ermenistan'ın birçok kentinden onlarca kişi dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna giriyor. Budaklı köyünde bulunan kaplıcalar yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçlenme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıcaya gelenler dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor. Konstantinopolis Barosu'na kayıtlı Milliyetçi Avukatlar Grubu bülteninde Ermenileri en hafif tedbir olarak tehcir ile tehdit eden bir bildiri yayımladı. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun bülteninde 1915 Ermenilere yapılan soykırımını baş tacı olarak nitelendiren ve Ermenileri hedef alan bir yazı yayımlandı. Grubun Kasım ayı bülteninde milliyetçi yazar Mustafa Çalık'ın tehcir bildirisine yer verildi. Bültenin birinci sayfasında yer alan 1915 Ermeni tehcirinin dün olduğu gibi bugün de arkasındayız başlıklı bildiride 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği 1915 Ermenilere yapılan soykırımın hala arkasında olunduğu belirtiliyor. Soykırımı gerçekleştirenlerin saygıyla andığı bildiride tehcire soykırım denilmesi savaş ilanı olarak kabul ediliyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Avrupa Birliği, Libya ile deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda bir mutabakat anlaşması imzalayan Türkiye'ye, Yunanistan ve Kıbrıs'a dahil olmak üzere komşu ülkelerin egemenliğine saygı duymaya ve bölge güvenliğini zarar vermekten kaçınma çağrısında bulundu. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre bu durum Avrupa Diplomatik Servisi'nin açıklamasında yer almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti lideri Fayez Sarraç, Kasım ayı sonlarında askeri işbirliği ve deniz bölgelerinin anlaşılması konusundaki mutabakat zaptı imzaladılar. Avrupa Birliği, Türkiye ile Libya arasında deniz alanının sınırlandırılması konusunda iki taraflı bu mutabakat zaptının yayınlanmadığını vurguladı. Mesajda içeriğin daha fazla açıklanmasına ihtiyaç var. Bu metnin derhal değerlendirilmek üzere Avrupa Birliği'ne gönderilmesini bekliyoruz denilmektedir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemleri konusunda Yunanistan ve Kıbrıs'ta tam dayanışma içerisinde olduğu da ayrıca belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepelerinden çekilmesiyle ilgili bir karar aldı. RIA Novosti Ajansı'na göre 91 ülke kararın lehinde oy kullandı, 9 üye oylamaya katılmayı reddetti, 65 üye ise tarafsız kaldı. Karar, 4 Haziran 1967 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyarak İsrail ordusuna Golan'daki tüm Suriye bölgelerinden çekilme çağrısında bulunuyor. Genel Kurul, işgal altındaki Suriyeli Golan'da otoritesini uzatan ve kanunlarını uygulayan İsrail'in 14 Aralık 1981'de aldığı kararının geçersiz olduğunu söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arturo Novanisyan'ın belirttiğine göre, Suriye'deki Ermeni toplumu için toplanan yaklaşık 80 ton insani yardım, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın doğrudan desteğiyle Halep şehrine ulaştı. Novanisyan yaptığı açıklamasında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu arasında yapılan anlaşmaya göre Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Ermeni toplumu tarafından toplanan yaklaşık 80 ton insani yardım Rusya Savunma Bakanlığı'nın doğrudan desteğiyle Halep şehrine ulaştı. Önümüzdeki günlerde Ermeni cemaatiyle Halep halkına dağıtılacak dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Kuzeydoğu Suriye'deki birliklerinin azaltılması ve taşınması sürecini tamamladı. Armen Press'in aktardığına göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in 4 Aralık'ta Reuters'la yaptığı röportajda söylediği gibi Suriye'de 600 ABD askeri kalacak. Pentagon yöneticisi askerlerin bu sayısı korunacak ancak bir şey olduğunu görürsek askeri varlığı biraz güçlendirebilirim dedi. O ayrıca Avrupalı müttefiklerin birliklerini bölgeye gönderirse Suriye'deki ABD birliklerinde kesinti yapılmasını da dışlamadı. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır Barosu'nun önceki başkanı ve yönetim kurulu üyelerine karşı 24 Nisan 2018'de yayınladıkları bildiri nedeniyle Türkiye Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi. Baro'nun önceki dönem başkanı Ahmet Özmen ve yönetim kurulu üyeleri hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağılamak suçundan dava açılmasına karar verdi. Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak olan yargılamada önceki baro başkanı ve 10 yönetim kurulu üyesi Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı folk grubu tarafından seslendirilen Papurya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.